Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, iki seferdir sarı duman kirliği. Boz duman kirli. Onu yayınlıyoruz. Benim ekelerden arkadaşlar bir tane dişi bozum vardı. Zaten burada bahsettiğim gibi 3 tane kuşum var. Biri zaten biraz yattı, hantal. Onu da çekeceğiz daha sonra. 2 tane kuşum var eki olarak. Diğerler hep yavru. Onları da daha sonra ilerleme aşamalarını çekeceğiz. Bugün boş geçmeyelim dedik. Bir kuş daha atalım dedik. Bozumuz arkadaşlar o bir taraftan getirdiğim bozlardan. Geçen seneki Daltonların 2 taneydi bunlar zaten. Biri Ali abi de. Bir de ben uçuruyorum. Kuşumuzluk gayet güzel. Yeni alıştı. Böyle minyon dişi bir boz. Kaldıralım. Bir oynasın bize. Evet. Ben bunu burada bir hafta 10 gün oluyor herhalde geleli. Daha hiç izlemedim. Ben izlemedim ya. Şimdi sizlerle birlikte. Abi sen izlemedin, ben de izlemedim. Niye biliyor musun? Kuş gidiyor çünkü oraya. Peki ne yapacağız? Ama izle. Yok geliyor canım, artık alıştı. 2-3 gündür iniyor. Sadece teke atınca biraz oralara gidip geliyorlar, biliyor musun? Abi sen bunları hangi ama ara? Ama izle, bunun atımını falan izle yani. Hangi ara uçuruyorsun ediyorsun bunları ya? Sabah erken geliyorsun gerçekten. Sabah erken geliyorum. Atıyorum önce bunları. İndiriyorum, sonra yavruları kovalıyorum. Bugün geçe kaldık mutlu ya. Yoruldum bugün ya. Ya vallahi ben de ayaklarımın altı ağrıyor abi ya. Sabahtan beri ne işsiz şeylerle uğraştık. Kabloyu dümdüz alsak var ya 20 dakikalık işimiz var. Abi canım oradan çek geç. 20 dakikalık işi saat 10'da başladık, 11'de. Kaç olmuş saat? Oo, 4,5, 5,5 saattir kablo çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki problemlerimden birisi bu kuşların yumurtlaması lazım. Yumurtlatamıyorum maalesef. Hayvanlar kızmış ama eşleşse bile yumurtlayamıyor, yer yok. Evet. Bunları biraz daha uçurayım. Şu boşluk aşamasını bir atlatalım. Şu yavrular sökülene kadar bunlarla bir idare edelim. Yavrulardan teke aldım. Artık onlar böyle oyuna başladığı zaman bunları götürüp bir yumurtlatacağım. Bir yavruya kusturup tekrar getirmem gerekiyor. Çünkü aşırı kızgınlar, kızgınlıklarının bir gitmesi lazım. Bir yavruya kusmaları lazım. O yüzden böyle bir problem oluyor bu kümeste. Ama yapacak bir şey yok. Yeni kuş oynayana kadar. Bunlar yenisi oynayınca. Eskileri uçuracağız abi. Mantıklı abi. O zaman boş kalmamış oluyoruz. Tabii. Şimdi öbür taraftaki kümesi kaldırmadım. Çünkü orada daha şimdi çıkan yavrularım var. Onları uçuracağım. Orası yedek olarak duruyor. Orada inşaat olduğu için orada uçurmuyorum şu an. Orası bitene kadar bunları burada uçuracağım. Daha sonrasında da arkadaşlar nasipse yeni yavrularımızı orada kovacağız. Biraz hızlandırayım değil mi? Abi hem oraya hem buraya zor olmayacağım. Keşke. Videoluk bir kuş. Evet. Sık geliyor. Şöyle biraz oturayım. Sık geliyor. Birader. İyi oynuyor. Tek mi? Tek atma. Şu video bir bitsin. Tam böyle bize göre 15-20 dakikada bayağı bir sefer yapacak bize. Takla sayısını biraz su attıktan sonra tamam. Fantomcu kuş atma. Ayaklarımız ağrımış ya. Arkadaşlar şu anda hedefe kuş seriyor. Merhaba Hakkı amca. Tavukları uçuruyorsunuz ha? Evet. Şişt. Ne yapıyorsun? Yaramaz gel. İşin gücün yaramazlık. Seni. Hadi gez biraz hadi. Aç abi benimki. Dur bir saniye. Orada ikini al gel de oturak abi ya. Bülent abi sevabına bir balta bul bir yerden ya.
Hedefin kuşlarını açıyor. Götürürüz onları ya. Neyi Bülent abi? Bize yakarız. Olur olur ya. Yaka. Hadi Bülent. Ne oldu lan? Böyle kuş gelecek abi. Hava kararıyor. Sanki fantom uçuyor lan. Sanki fantomu var. Sanki fantom uçuyor da gelecek diyor. Bülent abi onları çay lekesi ya, bir şey olmaz. Agayı böyle şeyler oturmaz ki onları. Otur Bülent abi, bir şey olmaz. Şöyle bir sağa sol yap. Abisini at bakayım bu kuş. Sanki fantom uçuruyor. Bülent'ciğim karga uçurmuyor, kuş uçuruyor. Denizde bak be, bu kısat her zaman bulamazsın. Şimdi gelip bir de bulamazsın. Yol çalışıyorsun tamam. O yüzden. Telefonu yanında. O yüzden her zaman böyle fırsatlar doğmaz eline. Bakacağız. İzle. Mutlu sana sandalye gelmek olmadı. Abi bütün sandalyeleri ben yapıyorum. Ben imal ediyorum ama hep ayakta kalıyorum. Nasıl olacak o hiç bilmiyorum. Ben biraz oturayım sen geçersin. Bülent abinin bence ayakta kalması lazım. Ben çok çalıştım. Bülent abi nasıl sen çalıştın ya? Zaten işin 2 saat ortada yoktun. Şu bidonu alsana, bidona otur ya. Kemal hasta dedin. Ben çocuk ben tutayım, bidonu al ya. Çocuk acıkmış dedin, bir şey dedin. Bütün işi bize yaptırdın Bülent abi. Beni verdim yavrumu. Ha sen nerede yavru verdin bana? Doğru vermemiş vazgeçtim. Doğru vermemiş vazgeçtim. Bu benim. Bekle biraz sabırlı. Bu benim verdiğim yavrumu dedi ya. Kuşlar açlıktan var ya, ölüyor. Versene biraz önlerine yem ya. Hayır. Ben bugün gökü uçuracaktım da. Neyse. Oğlum uçurma lan, bugün dünyası ne var? Mahmut! Dün Mahmut! Böyle adam akıllı şeyle randımanla uçurmadık. Mahmut Bey! Mahmut! Duymuyor oğlum, adam duymaz. Arkadaşlar bu kuşu ilk defa sizle birlikte izliyorum. Ben de konuya hiç hakim ve aşina değilim. Bakalım neler yapacak. Bülent abi bir rivayete göre kuşu ben verdim diyor. Ay yok oğlum, geçen sene uçurdum Dalton ya. Gökhan abi de yürü git lan dedi. İşine baksın oğlum. Onda böyle deparı tabanı nerede? Sonra millete. Bak depara bak, tabana bak kuştaki, anlarsın farkı. Neyse öyle olsun. Bu kuşların isim babası benim. Böyle iki takla atınca. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yalpaya attın kuş. Bülent abi akıllı ol. Bunlar Dalton. İnişi ne yapacak onu merak ediyorum. Ya inişini de bekle, izle oğlum ya, ben bir şey anlatmıyorum. Kuş anlatıyor işte, inecek zaten bu. 24 saat düşecek hali yok. İndiğinde gör ne yaptığını. Bülent abi sende ne var ne yok abi? Ben de uçuruyorum işte, 5-6 tane var teki aldığımız, uçuruyoruz işte. İlk tanesini aklımıza aldı, götürdü. Yemeden getirdi. Biraz yorulsun. O göğsünü diktiğim düzeldi gibi. Yara kabuk bağlamış Mutlu. Ha iyi. Ama biraz tırsıyor tabii uçmaya. Ben şuraya operasyon çekecektim. Dün unuttum, yoğunluğuma geldi. Ne? Şuraya operasyon çekeceğim. Nereye lan? Ağzı. Ha niye ki? Öyle bir yer yapacağım ki böyle yuvarlak, kuş gelip arasından dalacak. Ama o yazın çok iş yapar o. Hayır ağacı kesmeyeceğim ya. Gerçi akşam güneşini kesmiyor ki, sabah güneşini ver. Ödeyecek oğlum ağacı kesme. Budaman lazım. Ya Bülent abi. Aslında var ya yuva tam. Senin mi Ufuk abinin mi abi? Bu ne abi ya? Yuva var ya, sizin yuva. Tam şu evet. Karşıda olması lazım. Bak. Ağacın olduğu yer var ya, tam orada olması lazım. O yeri iyi ya abi. Sadece kuş akşam güneşini karşıya alıyor, o sıkıntı. Değil mi Gökhan abi? Orada olunca akşam güneşini karşıya alıyor sefere gelirken mi? Yok, şu an iyi. Bu saatte iyi. Şu arkamızdaki yazın ağaçlar, sıkıntı. Şunlar çok işe yarıyor ya. Yazın büyük sıkıntı ama burada. Yupi. Burada sıcaktan kuş uçuramazsın. Vallahi ben Temmuz'da diğer tarafta uçurdum. Akşam uçuyor. Akşam uzun uçuyorsun. Evet. Yazın akşamlar uçuyor. Aynen aynen. Uçuyor. Aynen altıdan. Sabah iyi uçuyor yazın. Sen çok sabah yapıyorsun Mutlu. Evet, 6.30'da falan sabah iyi uçuyor ya yazın. Hava erken aydınlanıyor ya serin. 6.30'da ama abi normalde gökdelenin mevsimi oluyor ama sabah saatte. Yazın da sabah saatlerinde çok saldırıyor. Niye anlamadım? Ağaç. Adam hayvan kahvaltı yap.
kalkıp çıkmış. Sabah sabah bir bakıyor, havada fantom var. Aynı insan gibi kahvaltı yapacak da yavruları da varsa seyretsin. Haydi kızım gel çevir artık, 10 dakika oldu da. Buraya bir şey gelmiş sanki, bunu iteklemiş lan. Ha, çöp şeyi gelmiş. Bak şuradan girmiş. Belediyenin kepçesidir ya. Değil mi? Biraz daha ortadaydı. Evet. Keşke denk gelseydi biraz daha. Şurayı düzeltseydi. Ya şu tepeleri arkaya vurdurmak lazım ya. Yupi yupi. Ya. Hışt. Vay. Mitine bak ya. Küfür etmeyelim reis. Millet çoluk çocuk izliyor. Köpek bey lütfen az ileri gider misiniz diyeceksin. Şu çeker an inebilir. Şey oynayabilir. Bülent abi nasıl gülüyor alttan kıkır kıkır. Dilim suçlu Bülent'in kuşları da var. Bir an fantom izliyorum zannettim de Bülent abi burada olunca. Herkese nasıl olmaz fantom izlemek ya. Benimse bir yavru uçuyorum ya. Tabanı gördün mü? Tabanı gördüm ama bu geçen seneki izlediğim performans arada dünya fark var. Şu an ilk sefere göre. Var. Duydun mu sesi? Kızmış. Abi o şey beni çok şaşırttı ya. O ne? Geçen sene atıyordu 6, 7, bu sene 2, 3. Hangisi? Ödün uçurduğumuz. Bozdumanlı killi mi? He. Yine atacak oğlum, kızmış hayvanların yavruya yumurtaya kusması lazım. Evet, acilen kusması hayvanların lazım. Hayvanların doğasında bu var yani. Yani onun o performansla geçen seneki hiç şey değil yani. %60 bir düşüş var. %40 oynuyor bence. Evet. 6-7 taklayla gidiyordu. Bu da öyle. Şu Messi yalan çocuk ne yaptı acaba ya? Onları çok merak ediyorum. Uçuruyor mu acaba onları? Bunları ben yazın makaslamıştım ya Mutlu. Evet. Yazın makasladım. Bunları ben inşaat bitti ya orada. Hı hı. İnşaat bitince başladım uçurmaya kanat verip. Lan bir oynuyorlardı, o arada video çekmiyorum onu. Bu ne oğlum, bunun 3 katını koy. Bir oynuyorlardı hayvanlar o dumanlı killiyle bu. Lan dedim şunlara bir bak ya. Tam hatta Hüseyin abi son demlerine geldi. Dedi ki Gökhan kupaya kaldı. Dedim lan abi boşver, işim gücüm çok dedim, evde uğraşıyorum. Ben sadece akşamlar atıyorum izliyorum dedim. Arkadaşlar videoyu ilk defa izleyenler için, şurayı biliyorsunuz geçen seneki videolardan yıkık dökük harabeydi. Şu anda komple bitti. Biraz peyzaj yapacağım. Ben Mağamca'dan biraz bitki alalım ya. Mağamca'nın orayı soyalım. Şöyle duvar diplerine kalktı. Aa şu ahşaplardan şey yapsak ya saksı. Onlar saksı zaten. Aslında bu ağaç da var ya, güneş kesiyor ya. İyi olmaz mı? Gökhan. Evin önünü kapatıyor ya. Gökhan abi o kaktüsleri var ya, hiç sulamıyorsun. Biliyorum biliyorum. Sadece ekiyorsun geçiyorsun. Kaktüs dikmem ya, yok. Evi kapatıyor olduğu gibi ha. Ağaç mı? Evet. Ağaç duracak zaten, kesmeyeceğim ki. Ağacı bilmem de şu İngiliz sarmaşığından mı ne bir şeyden ekmemiz lazım Gökhan abi diplere. Evet, gül gül. Şu hemen şu sarmaşığı ekelim, şu tellerin etrafını dolansın. Şey koyma taraftar değilim ya. Böyle sarmaşıktı bilmem oğlum, neydi. Böyle güzel adam duruyor. Adam orada oturacak. Karısıyla çocuğuyla oturacak. Hep meraklı geçerken ya. Bizim burayı biliyorsun. Böyle güzel duruyor, ne bileyim. İçerisi gözüküyor oğlum. Abi biz o sarmaşıktan alalım, içerisi gözükmesin. Hı. Doğru diyor Bülent abi. Bir de malzeme falan koyuyoruz bazen. Ya da yeşil örtü çek benimki gibi. %100 karşı tarafı göstermiyor. Hı, yeşil örtü olmaz. Ya. Millet geziyor burada, gözler evin içinde ya. Ben o yüzden evet. Şey çektim ya. Sığır gibi bakıyorlardı. Ondan sonra yeşil örtü çektim, böyle yapmıyor. Bu sefer de boyunlarını uzatıyorlar bakmak için, göremiyorlar. Ne var orada diyor. Ne olacak? Bu sarmaşık. Sarmaşık sararsa Gökhan abi biz oraya kaç yaptıydık ya? 2 metreye yakın mı? Ne? Telin yüksekliği. Sarmaşık sararsa içeri görünmez herhalde. Yok görünmez. 2 senede sarar. Ya yeşil örtü yapacaksın. Yeşil örtünün üstüne oğlum ne örtüsü ya? Örtü olmaz. Bak bak çakala bak. Genç kızı bulmuş, nasıl ötüyor bak.
Onlar eş mi lan? Onu şeyle eş yapacağım. Sarı kafayla. Bu kuş araya girdi bak. Salak ya, geri zekalı. Hadi bakalım. Abi bu dişi erkek. Dişi bu. Dişi ya. Şundan belli. Ya abi senle burada bir tane boz dişi izledik Gökhan abi. Hatırlıyor musun? Onu arka arkaya sefere gelip gelip gidiyordu. O ne oldu ya? Yavrusu oğlum. Bu onun yavrusu mu? Tavuğu bahçede. Ana. Yavrusu. Bu ondan iyi lan. Bir yumurtaya kutsun da şey yatsın da sen seyret. Bırakıyor bak. Böyle olmaz. Böyle bir yere varamayız. 2-2 bize yakışmıyor. En az dörtlemesi lazım. Atacak abi. Biraz sabırlı ol. Bir şey böyle. Abi ben alışmışım şekerinin ilk seferinde 4-5 takla çevirmesine. Beni bu kuşlar kesmiyor, anladın mı? O takkalı dişi neydi 15. gün sökülen? Oğlum 4-5'leri bir ay sonra izleyeceğim. Şunu yavrularını bir söküyorsun. Fantom da izleyemiyorum bayağıdır. Yani elimizde bu var oğlum. Şöyle 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 gelmesi lazım. Bülent abi nasıl geliyordu abi? Onu abi, bir... bahçede mutlu olsun. Uçuracağız onu yavrularını. Yaylana yaylana geliyordu benim kızım. Yaylana yaylana. Al, uçur onu bahçede. Abi şu Gök'ün öz yumurtaları yok mu, Gök'ün kardeş yumurtaları? Çıktı mı, iki tane versene bana. Yok işte, yumurtayı kızdırıyor işte yani. Kızdırıyor mu? He. Benim dün ikinciye atmış kuşun biri de. He. Yok daha yeni, yeni yeni şey yapıyorlar hayvan. Atan ne acaba ya? Gidip bir bakayım yukarı. Biraz şu sahanın oradan çampiri toplamak lazım. Ben bahçeden aldım. Burada. Kanatları da eskidi bu hayvanlar. İyi Gökhan, gitmiyor tarafa. Yok artık gitmiyor ya. Gidiyordu da. De çok alıştı. Ya üçüncü kez işte böyle. Oraya gidiyor, çok gidiyordu. 4 kere aldım geldim oradan. Allah Allah. 4 kere. Kaldırıyorum oraya gidiyor. Kaldırıyorum oraya gidiyor. Bir de iniyor namussuz. Abi hayvan yerini arıyor. Kaldırıyorum oraya. En sonunda gele 3 gündür buraya indirmeyi başardık. Hadi hayırlısı. Kolay değil yani, mutlu. Buraya da şey yapmak kolay değil. Aynen öyle. Alıştırmak kolay değil. Mesafe yakın. Evet. Lan bir o kuşlar oradan alıp götürürsen var ya. Vallahi seni pişiririm lan. Ne Miro'ydu be mutlu? Ha? Abi ben dişi Miro'larımı özledim ya burada. Yani tamam yerde güzel duruyor filan da ama ben aynalı Miro kadar hiçbir Miro'mu sevmedim herhalde ya. İyi paralar verildi o kuşlara göre. Ne paralar verdim. Ben bir takım Miro'ya 15 bin lira verdiğimde Tofaş 10 bin liraya alıyordum. Milleti kopardılar o kuşlar. Kızım kopardılar, niye bırakıyorsun? Kopardılar. Kopardılar. Sonra da sezonunu bitirdiler işte. Şimdi ne bak? Abi bak o... O nasıl bir şey? Şimdi bu İstanbul'da kuşun baronları var. Şu gelen ne? Adamlar kuşu çıkartıyor. Şey karda mı? Şey var ya, ördek. Atmaz mı? Ördek. Adamlar kuşu çıkartıyor. 2-3 sene besliyor. Tamam mı? Güzel. Sonra millet de çoğaldın mı modayı değiştiriyor. Çünkü para kazanmaları lazım adamların. Ama şu an ne zamanı biliyor musun? Git en kaliteli Miro'yu şu an al. Şu an al abi. Niye? Hayır şey için, hani kuşu zamanda almak isteyip de paraları yetmiyordu ya. Şu an git en iyisini al. Ya oğlum bu şey geçiyor bir ara, biliyorsun platinler. Önce pasıyla başladı. Aynen. Sonra bal kafa başladı platin. Aynen. Ondan sonra Miro başladı. Şimdi, evet. Şimdi de Mamca'daki şeyler var ya. Yok, tepeli şebap üretiyorlar. Tepeli. Şu an modaya şeyi sokuyorlar. Şu Yusufiler var ya dün çektiğimiz. Hı. Onun sıfır gaga takkalları. Bilmiyorlar kime nasıl geçirecek. Abi onu, ona takka alabilmen için, aha şu çift tepe var ya, çift tepe bu. Bak bunun gibi bir kuş bulman lazım. Abi adamlar almış zaten şu anda. Bunun gibi bir, evet, kuş bulman lazım. Aynen, hayvan gibi şeylere satıyorlar. Efendim.
Efendim. İyiyim hanım, sen nasılsın? Müsaitim, müsaitim. Bu numara kimi? Allah Allah, sadece numara çıktı, isim çıkmadı ya. Evet. Satıldı. Bir kişi almış da şey ama yıkamıyor. Kiracılarla problem yaşıyor. Şuradan öyle defa. Yok abi satın, gayet bir satın. Bir kişi kalmıyor. Abi bunlar hedeften çıkıyor öyle. Şu hedefe bir yam atayım da. Yo yo, bunu tek video çekeceğim, hiç olmasın. Gel. Sonra millet kuş izleyemiyoruz diyor, bilmem ne diyor, bahane sunuyor. Şöyle bari yol çeker. Lan ben bugün izinliyim amına koyayım, bir şey gitmeyeceğim lan. Ana. Evet. O zaman şey, o zaman akşama buradayız. Yer izinlersen. Oo, yandık. Oğlum daha boya bitmedi birazdan ya. İyi abi, sabahtan beri yatıyoruz mu, çalışıyoruz. Biz normalde şimdi bir sürü kuş uçurmamız lazımdı. Kablo çekiyoruz. Eli zengiye söyle yani, böyle olmaz. Ne? Sana akşam izin versin. Dün oğlum çok geç saatte gittik ya. Semaller kavga ettik. Abicim dün biz geç saatte gitmedik. Sen adamı aradın, onu beklediğimiz... O dedi oğlum, ben de oradayım, berberdeyim. Gökhan geleyim dedi, gelme mi dedi. Diyeyim. E tamam, o yüzden bekledik. Normalde o kadar kalmıyoruz ki. Çevir lan. Çevir. Kuşu yaz başında kupaya kaldırsaydın, kupayı muhakkak %100 verirdi sana. Vallahi şu anda bir şey göremiyoruz abi, bir şey diyemeyeceğim. Şu anda iki takla gidiyor. İki takla, üç takla. Oğlum geri... Ya bırak bırak kalsın ya. Abi hedefteki kuşları alıp götürüyor. Fark etmez abi, bu kuş yine oraya inecek. Bu kadar. Şu çocuğa sorsana, kablo kaç para var? Abi gibi kablo tutup isteyeyim hepsini. Bülent abi sen düz 5000'e bağla bu iş. Nasıl bağladın 5000'e? Anca abi. Abi fazla gitti diyeceksin. 5'i 4'e böl. Ne? 4'e. Tamam 1250 değil mi? 1250 1250 1250 1250. 35 metre dedim. Daha bir de işte bitmedi. Bir de yarın uğraşacağız. Ya normalde oğlum elimi sürmem, bu paraya dayak da yapmazdım ben. Ya işte Bülent abinin interneti de. Sen ben onu bir şekilde çekerdim de ucu uzun sürerdi, ben tek çarpıya çektim. Tek. Apo. Bu şeyin metresi ne kadardı? 6 olmaz mı bana? Olur ya. Sağ ol canım. Öpüyorum seni. Hadi. 6 mı? 6 da sen 12 diyeceksin. Bismillah. 300 metre 12. Ne yapar? Ha? Ne yapar? Bir 6 olur hesaplarsın işte. 1800. 3600 lira kablo parası oldu. Sen bunlardan 5600 lira. Zaten çok kablodan geçiyor Gürtel. Abicim. Tamam 5600 2000. Oğlum 2 lira koydun mu 5600 lira işte. Hadi ya. Çarptı 305. 1850'de kablosu tutuyor. Çocuğa verir onu. Anladın mı? Kablo da artar. Anlama. Böyle böldün mü? 5600 böyle değil. Kişi başı 1400 alacağım Bülent'cim. 1400 mi? Evet. 300 metre kablo gitti.
Daha da gidecek ya bir de. Ya oğlum normalde borunun içinden bile geçirmememiz lazım. Biliyor musun? Dışarıdan kabloyu alacaktık, oraya koyacaktık. Şu an yani o yarım saatlik iş, tam 5 saattir uğraşıyoruz. Bir de bitmedi. Ha? Daha bitmedi iş. Tabii. Abi ne kadar sinek var. Ya benim bu ellerim ne böyle kapkar oldum ya. Bir de bitmedi dediği gibi. Daha yarın şimdi o başı bağlayacağız. Geleceğiz burada eki bulacağız. Evde dairelerdeki ekleri de bulmamız lazım. Esas iş o zaman. Kızım hadi ya. Ya arkadaş bunlar ne zaman ölecek ya? Sanmıyorum havalar böyle giderse. Bir eksiye düşmesi. Bir eksiye düşmesi lazım. Aa. Mutlu şu kuş 4-4 gitse tam videoluk değil mi lan? Vallahi işte gitse. Vallahi. Ama gidecek bekle. Şu millet... yavrular sökülsün, ben bunun kanatlarını çekeceğim. Makaslayacağım, evet. Çekeceğim. Yavru büyütecek ya. Evet. Hem taze kanatlı gelir hem yavruya kusmuş olur. Sen bunu şeyde izleyeceğiz. Haziran'da falan nasıl sırada. Vallahi şu an yani bir şey yok. Dümdüz geliyor iki takla. Bir. Geldi bir tane attı. Bir daha attı. İnmeye geliyor. İnecek. Çevirdi. İnecek artık. İnemedi. Bunun eşi ne? Şekerim mutlu değil. Yorulmuş. İnmek istiyor. Bak, inmeyi, bak yoruldu. Sapıtıyor mu kuşu görüyorsun değil mi? Millet 4-4, 5-5, 6-6 giden kuş istiyor abicim. Onu bunu bilmem. Oğlum ben hatalı kuş uçurmam ki. İki tane atar ama bak deparı var, tabanı var, sesi var. Taklalı kalkıyor, taklalı yerine iniyor. İki takla da eksik oluversin yani. Ne yapalım? Allah Allah. Var mı? Millet uçurabiliyor mu onu? Vallahi bilemiyorum. Yanında fantomcu var. O buradayken böyle şeyler söylemem. Oğlum bu kuş 4 de atar, 5 de atar. Ben şimdi neyini anlatayım ben sana? Oturup tek tek onu mu anlatayım? Bekle diyorum. Bekleyeceksin. Bekliyoruz reis. Kuş işsiz işi sabır işi oğlum. Şimdi kuş 6 ay önce 5-6 atıyor diye 6 ay sonra 2 takla atacak hali kızmış kuş. Neyse. Bak ne diyorum sana, bu kuş yumurtaya yatacak, yavruyu kutlayacak, ondan sonra bir daha çözeceğiz. Neyse ben biraz fantom çekeyim de bari millet kuş bari izlesin. Sağ ol Mutlu, teşekkür ederim. Böyle bir yere varamayız çünkü yukarı abi. Buyur sizin de olur. Şimdi ben şimdi ben buna ne diye başlık atayım, anladın mı? Şu dalış falan güzel lan. Ya oğlum. Ya şu kuşun dalışı. Yaz başı izleyecektim biz ya. Bu erkek olacaktı. Benim o fantom dişe vuracaktık onu. Böyle evet, gelen var. Tabii canım. Tabii. Mutlu o mu bu mu lan? Tabii. Ha? Sen abi, canlı çektin lan. Şimdi o çektiğim o anki performansa bakarsan o. Ama bu kuşun ileriye dönük performansını görmek değil lazım. Değil oğlum ya. Bu kuş ben her zaman. Ben ya. O kuşu uçurmak istemiyorum ya. Kanı tutturdum. Nerede kuş? Yavru. Ben damızlık yapıyorum Bülent, bak uçuruyorum. Ben kızmış olmasına rağmen. Oğlum yakalamışım. Abi yok öyle bir dünya. Ben de ne yapayım? Ben de sana şekeri mi anlatayım şimdi durduk yere? Ben uçurdum ama seyrettirdim herkese. Herkes seyretmedi mi canlı videoda Mutlu? Kaç seferdi yaptı? 23 mü? 28 mi Mutlu? Vallahi. Ne zaman geçen sene? Abi Mutlu geçen çekti. Sene. Mutlu çekti yayınladı. Ben de her sene uçuyor kuş. Her sene kuş var. Ya abicim işte her yıl aradan bir tane çıkıyor. Abi onu... atma diyorum damızdan ya. Ben bu kuşu o zaman atmış olsaydım şu an bunu da izleyemiyorduk Mutlu yani. Bu kuş 5-6 yani... taklayla gidiyordu. Tamam. Abicim bak. Bir dakika arada... abi, bak. Ya ben öyle 50 olmaz tane... oğlum öyle olmaz. Kuşu... 50 tane yavru uçurdum. Kuşu... 50 tane yavrunun içinden o kuş daha farklı çıktı. Ya arkadaş aldım, kuş damızla. Gençken oynar. Kuş gençken oynar. Abicim bak sen. Kuşu yaşlanana kadar 1 yaşına 1,5 yaşına kadar uçuracaksın. Abicim adam 50 tane kuş deniyor. Aradan bir tane çıkmış, ne yapsın, atmacağı mı verdirsin? Olmaz, yanlış yapıyorsun oğlum. Niye oğlum? Hayvanı uçurduk oğlum. 23-26 seferini Mutlu kendi canlı çekti. İnişine varacak da mı çekti Mutlu?
Yakalamışız hayvanı, daha zorlamanın bir anlamı yok. Hemen attık damızla işte. Oğlum kuşun bir dibini göreceğim. Kuş bozuyor mu, sapıtıyor mu, manyak mı? Yok abi, bazen böyle oradan kalkıyor kanat açarken. Kalkıyor, geliyor, buraya oynuyor. Bakıyorum aynı şekilde oynuyor. Hiç aksine şey yok yani. İyi o zaman, ben bunu alsaydım. Alsaydım. O oynadığı deli dönemde kuşu makas atsaydım, damızlığa mı atsaydım yani? Yakaladı mı? Sonunu gördün mü? Atacaksın işte. Sonunu gördüm onun. Ama bak işte, kızınca böyle iki takla indiriyor. Kızınca kuş abi. Hayır, kuşun ekeliğini de göreceksin abi. Öyle olmaz. Neyse Bülent abi, yavrular büyüsün de onu bir daha bir uçuralım. Evet. Ha, istiyorsan bununla da kapıştırırız senin kuşu. Onu bir daha bir uçuralım Bülent abi. Sen mutluyla bu konuyu tartışsın. Valla kapıştıralım ha. Şimdi kuş yavruya kustu. Yavru da büyüttü mü? Garantiye aldık mı? Yavrusu var mı? Ekide de yapıştırırız artık. Tamam, eke eke uçuralım. Bir de ekeye uçuralım ya. Hiç fark etmez. Böyle bir yere varamayız Bülent abi. Ekeye uçurmamız lazım onu. Uçururuz. Benimki de dişi. Lan fark etmez oğlum, fark etmez. Getir uçuralım. Ben şimdi bunun kanadını... Benim YouTube sayfamda var galiba. Mutlu, sende mi vardı, bende mi vardı? Sana canlı çektim onu. Bana değil mi? Evet. Evet. Benim YouTube sayfamda var. Sen bir ateş versin. 23 sefer. 4 takla, 5 takla, 6 takla değil mi Mutlu? Abi valla canlı çektik oradan. Yeniden bir yayınla da baksınlar onu. Nasıl yayınlayacağız onu? İndireceksin videoyu, geriye dönük bulacaksın. Var ya, yazıyor. Hayır, zaten. Hayır, önce indirecek, sonra silecek, tekrar yükleyecek. Nasıl sileceğim? Ha, onu yükledim. Kanaldan silmen lazım. Ha, tam böyle yapalım ya. İzlemeyenler izlesin abi. Evet. Ama onu normal telefonla çekseymişiz daha iyiymiş. Canlı yayın çok HD olmamış. Hayvan 2 metreye kadar çekiyor. Ya şey, ekeleri atalım mı şuna? Bu ne zaman inecek? 2 dakika fazla olsun. Yok an, atayım mı? Takılır mı benimkinin peşine bu şimdi? İnecek Bülent, bekle. Yoruldu zaten abi, bekle. Yavruları sabah kaldıracağız daha oğlum. Sen daha sabahtan beri kuş uçuruyorsun oğlum. Yo, bir tane kuş attık daha. Ben bir defa uçurdum oğlum. Kaç kere uçuracaksın abi? 10 kere mi uçurdun? 2 defa oğlum. Allah, bırak da bir kere de biz uçuralım. Bir sabah bir akşam. Daha yavrular içeride duruyor. E uçur oğlum. Uçuracağız. Teke kuş mu uçuruyoruz sanki? Ne? Teke atmıyorum ki ben. Ne atıyor? Yavru ekeleri atacağım ya. At Bülent. Gelirse kuşun karışmam. Ya nereye gelecek oğlum benim kuşlar ya? Bak bak. Daha 3 gündür buraya geliyor bu kuş. Gelirse kuşun vermem. Bu kuş bana gelirse ben de vermem. Bu kuş sana inmez, rahat ol. Bir iniyor mu bir de lan? Biraz ha? Damar gör, damar. Bir de damar iniyor mu lan? İnerse hemen acılarız, kuyruk. Lan inemez bu kuş oraya. İnerse kanatlarının altına fantom yazarız. Hadi atsa Bülent, bir deneyelim, gelecek bir şey mi oraya? Ha? At. Bir karışma yapalım mı lan? Ha? Yapalım. Vallahi at at. Sen de hepsini at, ben de hepsini atayım. Bakayım kimin ki kuşu kime gidecek. Benim ki inmez. Yok lan, iddia etme ya. Bülent 10 tane at. Bak şimdi nasıl indiriyorum, seyret. Şimdi benim kuşlar indiriyor. Efendim. Ne var? Ne var, kedi mi? Diyorlar ki sen şimdi bunu kapatacaksın. Tamam. Bundan sonra hemen bir part daha yapacaksın. Şimdi kuş inmeden mi atacağız? Ha, yok, inmiyor. İnecek o zaman. Tamam. Oğlum o sinyali verdi, sen rahat ol. Fantom indiriyoruz diye video mu çekeceğim? Ha? Bülent fantomcuya komplo kurduk. Kuşlarına kuş kaldırdık ya. Ya da öyle yap. Kuşlarına kuş kaldırdık de zaten takipçiler değil ki abi. Karıştıranlar şey yapıyor. Hadi kızım gel. Ayaklarım ağrımış. Kaç saattir ayaktayız ya. Bir de bizimkiler gidiyor mu seyret? Öyle gidiyor ya. Allah Allah. Kuş bu. Çoğu yavru. Hem senin tarafı hem benim tarafı açalım o zaman. Yok. İçeriye böyle sadece bir avuç yem at. Sadece bir avuç ama. Böyle çok dolu değil. İçerideki kişiler dışarı fırlamasın. Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilir mi?
Hadi kızım. Eyvah eyvah. Tamam, uçsunlar. Benim yavrular çıktı arkadaşlar. Maşallah maşallah, iyi. Benim yavrular da uçsun da bugün hiç uçurmadık. Ana, telefonun şarjı bitti. %5. Arkadaşlar Allah. Gökhan abiye çekeceğiz videoyu. Onu muhakkak izleyin. Bir tane atmış Bülent abi. Gökhan abi sayılmaz ki. Bir tane atmış. Lan niye bir tane attın? Arkadaşlar telefon kapanıyor. Videoyu kaydetmeyebilir. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.